Öyle mi? E peki davetiye? Biz özel davetliyiz. Hadi çocuklar biz de gidelim. Şu hale bak ya. Hem paramı alamadım hem de neredeyse dayak yiyordum. Gücünüz ancak kadına yeter tabii. Resmen tartakladılar. Ama beton gelsin. Ben size yapacağım bilirim. Hadi beton ya. Aç şu telefonu ya. Ah beton ah. Şu halimi görseydin bin kere açardım o telefonu. Ah beton. Değilmiş. Aman neyse. En azından mesaj atanımız var. Adama moralim bozuk diyorum. Neyim var diye bile sormuyor. Toplantıdaymış. Ah beton ya. Sen olsan böyle mi olurdu? Ne yapacağım ben? Nasıl ikna edeceğim seni? Nasıl geri getireceğim ya? Şimdi bu faturalara bu malzemeler için beton. Gel. Ah. Bu da senin. Güle güle harca. Beton alır mısın? Hakkın mı senin? Ya beton. Bak almazsan içim rahat etmez. Al hadi. Senin içine sığabilmek. Hadi Cevriye göreyim seni. Sen ne istedin de başaramadın ki bunca zaman. Cevriye Hanım, bu elbise size biraz bol değil mi? Alev. Şaka yaptım canım. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Cevriye Hanım. Nasıl geçti defile? Ay halacığım harikaydı. Bir dahaki sefere mutlaka senin de gelmen lazım. İnşallah. Abimle Zehra'yı görmeliydin. Salona bir girişleri vardı. Mankenleri bile gölgede bıraktılar. Ay yani görmesem de görmüş kadar oldum. Allah nazarlardan saklasın. Elem teri fiş, kem gözlere şiş. Ömerciğimle su damlam nerede? Odalarına geçtiler Allah. Ömer kahve içeceğim demişti. Zehra istememişse? İstememiş olabilir Alev. Demek ki dinlenmek istediler. Ne var bunda? Hiç.
Ben sadece Zehra bizi Ömer'i unutturdu diyorum. Bunu nasıl yaptı bilmiyorum ama gerçekten bu konuda çok başarılı. Alev, bence yanılıyorsun. Zehra öyle biri değil. Acaba her istediğini yaptırıyor Ayşe, görmüyor musun? Bir lafıyla davetiye getirtti. Üstelik bu tür organizasyonlardan hoşlanmayan Ömer'e. Allah inşallah sana da böyle her istediğini yaptıran bir koca nasip etsin ay parçası. Bu gece hiç görmedim ikisini de. Hiç yanımıza gelmediler. Bütün gece çok suskunum. Bir şey mi oldu? Müzeyyen Hanım. Annem mi? Bir şey mi var? Hayır, yok. Aranız iyi yani. Bir sorun yok ama ben kendimi doğru anlatamadım galiba. Hala biraz kırgın sanki. Sana olduğuna emin misin? Yani başka bir şey olmasın. Belki. Uyuyacak mısın? Hı. Sen? Ben de. Yani uyuyabilirsem. Uykun yoksa? Aslında yok. Tamam, sen otur istersen. Işık açık kalabilir. Rahatsız olmayacak mısın? Yok, olmam. İyi olduğuna emin misin? İyiyim ben. Sağ ol. Ben de kitap okuyayım. Bir şey ister misin? Kahve falan. Yok, sağ ol. Tamam. Ben uyuyorum o zaman. İyi geceler. Thank you.
Nihat. Alev'in Amerika'ya gitmek istediğinden haberin var mıydı senin? Yoo. Gidiyor muymuş gerçekten? Evet. Gitmek istediğini söyledi. Hatta Zehra da destekliyormuş. Zehra? Evet. Yani onun da işine gelir. Ne demek istiyorsun Nihat? Ne alaka? Hiç. Günaydın. İyi misin? Bilmem. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Hasta mısın? Yok, hayır. Hasta değilim. Sadece yorgunum biraz. Hadi biraz zorla kendini. Bir şeyler yersen toparlarsın. Ben bugün kahvaltıya gelmesem olur mu? Neden? Bir nedeni yok. Sadece yorgunum biraz. Ama bir şeyler yemelisin. Yani yemediğinde neler olduğunu biliyoruz. Canım istemiyor. Eğer salona gitmek istemiyorsan kahvaltıyı burada yapalım. Günaydın Cevriye Hanım. Ben mutfağa bakacaktım. Dönürüm. İstediğiniz bir şey var mı? Yok bir şey. Teşekkür ederiz. İyi, tamam. Hadi bakalım. Cevriye Hanım bile özleyeceğim. Amerika'ya gittiğimde burada bıraktığım her şeyi, herkesi özleyeceğim galiba teyze. Bu kez için bir tuhaf. Gitme o zaman kızım. Nasıl gitmeyeyim teyze? Zehra istedi, Ömer de gönderiyor işte. Gitmek zorundayım. Ömer mi? Ömer de mi gitmeni istiyor? Ömer artık karısının her dediğini yapıyor. Kimse seni bir yere gönderemez kızım. Ben Ömer'le konuşurum. Hayır teyze, lütfen konuşma. Yok, bu sefer o dediğin olmaz. Ben konuşurum. Hayır teyze, gerçekten ben konuştum bak, bir işe yaramadı. Sen de konuşma lütfen. Sonra benim istediğimi düşünecekler, her şey daha da kötü olacak. Zaten yeterince kötü değil mi? Öyle. Öyle evet. Ama artık Ömer karısının sözünden çıkmıyor. Onlar zaten kararlarını vermişler. Ben de istenmediğim bir yerde duramam. Ama bak yavrum. Teyzeciğim, lütfen. Benim yüzümden huzursuzluk çıksın istemiyorum. Sen de konuşma, karışma bu işe, tamam mı? Hatırım için. Buyurun Ömer Bey. Tabii. Olur, hazırlarım. Oh, bu koku ne böyle hediye? Odama kadar geldi vallahi. Çilek marmeladı yaptım Cevriye Hanım. Aa Cevriye Hanım. Ah,
ekmekler taze. Ama isterseniz ökkeşi bekleyin. Fırına gitti. Neredeyse gelir. Yani sıcak ekmekle daha güzel olur. Ay şu an resmen nefsimle sınanıyorum ayol. Ay yok yok yok, ben Ökkeş Efendi'yi bekleyemeyeceğim. Cevriye Hanım, bu elbise size biraz bol değil mi? Ay yok, ben bunu yemeyeceğim Hediye. Yani zaten insülin direncim çok fazla. Yani yersem fenalaşırım. Zaten hali hazırda fenalardayım. Eline sağlık, ben gideyim. Bari tadına baksaydınız Cevriye Hanım. Yok, eline sağlık. Masayı hazırlayalım Hediye. Hemen Müze Hanım. Bunları kimin için hazırladın? Ömer Bey için hazırlıyorum. Odalarında yapacaklarmış kahvaltıyı. Bilgi işlemden bütün bilgisayarlar denetlensin Mert. O dosyaları kimin tarif ettiğini bulmamız gerekiyor. Tamam Ömer. Şirkete geçer geçmez halledeceğim. Kim olduğunu bulacağız. Merak etme. Tamam. Görüşürüz. Kahvaltınız. Sağ ol Hediye abla. Sana da çok zahmet oldu. Afiyet olsun. Sen salonda yeseydin keşke. Neden? Yani ailenle birlikte. Yalnız gitseydim daha tuhaf olmaz mıydı? Haklısın. Cevriye Hanım. Kavga ettiğimizi düşünür. Ayşe. Evet, boşuna telaşlandırmayalım kimseyi. Hadi gel. Otur, bir şeyler ye, toparlanırsın. Başla sen. Geç otur geç. Soğutma daha tabii. Vallahi bak beton, salam var, domates var, peynir var. Mis gibi bir kahvaltı yapacağız yani. Bence de güzelmiş. Ben de bir çayınızı içerim. Koyayım madem bir çay. Beton. Sana sevdiğim börekten aldım. Hem de mahalledekinden değil ha. Sen meydandakini seviyorsun ya, gittim oradan aldım. Al hadi, soğutmadan sıcak sıcak ye. Sen hiç mi düşünmüyorsun beni? Anladım ben, anladım. Abim de yok zaten. Yapayalnız kaldım öyle ortalıkta. Güvende bile değilim. Ya dükkanda başıma bir şey gelecek diye ödüm kopuyor. Biliyor musun? Dün bir tane adam geldi.
Az daha dolandırıyordu beni. Hem abim beni sana emanet etmedi mi? Ya sen böyle mi sahip çıkıyorsun emanete? Aman iyi be! Gelmezsen gelme. Sonra çok pişman olursun ama. Allah'ım ya. Geç Beton, geç otur, boş ver. Alo. Şirketin bilgisayar sistemine dışarıdan giriş yapılmış mı, yapılmamış mı? Eğer yapıldıysa IP adresini takip edin. Konu çok önemli, lütfen. Çalıştığınızı zaten biliyorum. Konu bu değil. Elinizden gelenin en iyisini yapın sadece. Bu çok önemli bir mevzu. Tamam. Teşekkürler. Şirket bilgisayarına dışarıdan giriş yapmayı denemişler. Dosya meselesini araştırıyoruz. O konu için sizden çok özür dilerim. Daha dikkatli olmam gerekirdi. Leyla'cığım, seninle bir ilgisi yok. Merak etme. Evet ama yine de benim sorumluluğumdaydı. Senin sorumluluğundaydı ve sen sorumluluğunu yerine getirdin Leyla'cığım. Yani ruhsatı aldın. Evet ama... Aması yok. Bu konuda senin bir suçun yok. İstediğiniz bütün raporlar dosyanın içinde. Teşekkürler. Ha Leyla. Ya şu dosya tahribatı meselesi. Yani kimsenin bilmesini istemiyorum. Aramızda kalırsa sevinirim. Tabii elbette. Kolay gelsin. Teşekkürler. Nerede kaldı bu? Tabii ya. Kesin kendini Ömer'e acındırıyordur. Yılan. Ali. İyi misin? Hayır. Hiç iyi değilim hem de. Teyze. Amerika olayına hiç sıcak bakmıyor. Neden gitmek istediğimi de açıklayamıyorum. Ben o Bodrum'da tam 2 gece kaldım. Ölümle burun buruna geldim. Ama o bunu bilmiyor işte. Benim gitmem lazım. Haklısın. O zaman bir gerekçe bulalım. Düşünüyorum ben de ama aklıma hiçbir şey gelmiyor. Kariyer. Ama... Ya sonuçta gerçeği söyleyemeyiz ki. Haklısın. Teyzem de bunu anlayacaktır zaten. Yine bu Amerika meselesi mi? Müzeyyen Hanım. Biz de kariyeri için ne kadar önemli olduğunu konuşuyorduk. Alev'in kariyeri var zaten. Ben bahçeye çıkacağım. Müsaadenizle. Gerçekten gidecek misin Alev? Evet teyze. Bu eve geldiği günden beri beni istemedi. Biliyorsun sen de.
fevri davrandığım için bana kızıyorsun. Biliyorum, haklısın da. Ama ben böyleyim teyze. İçim dışım bir benim. Ne kadar yanılmışım. Neyse, ben bugün evdeyim. Gideyim de eşyalarımı toparlayayım. Son anda elim ayağıma dolansın istemiyorum. Ah annem, ah. Konuşmama izin vermiyorsun ki. Anne, yalnız mısın? Abim Zehra da salonda demişti. Biraz evvel çıktı bahçeye. Siteye bakacaktık da. Ne oldu, senin neyin var? Alev, huzursuzluk çıkmasın diye evi terk edecekmiş. Zehra, Ömer. Yok anne. Yok, ben inanmıyorum. Abim de Zehra da asla böyle bir şey yapmaz. Ben de inanmak istemiyorum ama maalesef öyle. Niye kırgın hala? Neyi yanlış yapıyorum, anlamadım ki. Burada mıydın sen? Evet. Biraz çalışacaktım. Senin canın bir şey mi sıkıldı? Yok. Yok bir şey. Hayır hayır, var. Yani kafana bir şeyler takılmış, çözüm bulamıyorsun. Bunu nereden çıkardın ki? Sen dalgınken saçlarınla oynuyorsun. Bir de duygunu saklamaya çalıştığında kaşlarını çatıyorsun. Ben az önce buraya gelirken de yaptım. Ya. Bunu hep mi yapıyorum? Genelde. Anlatmayacak mısın ne olduğunu? Şimdi anlatmasam olur mu? Tamam, şimdi değil ama daha sonra anlatacaksın. Tamam. Gel Ayşe'cim. Abi, ben Zehra'yı konuşacaktım. Tamam canım, benim de biraz işim vardı. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne demek ödemeyi geciktireceğiz? Öyle kafana göre olmuyor işler. Paşa paşa getireceksin paramı. Aa, Den size bak. Telefonu yüzüme kapattı. Merhaba. Emre Bey. Sizi gördüğüme ne kadar sevindim anlatamam. Ya ne kadar güzeller yine bunlar. Sizin kadar güzel değil ama. Dünyadaki bütün çiçekler sizin güzelliğiniz yanında bence sönük kalır. Ya ne hoş sözler. Buyurun oturun. Aslında benim çıkmam lazım ya. Daha yeni geldiniz. Bir telefon aldım da acil bir işim olduğunu hatırladım. Beni mazur görün. Sonra görüşelim, olur mu?
Bu neydi şimdi? Hiçbir şey anlamadım ben. Tamam, tamam. Geliyorum, tamam. Kolay gelsin. Böyle daha doğru düzgün çizim yapabileceğim bir masada çalışsan. Yo, böyle iyi. Aslında sana bir masa değil de çalışma odası lazım, değil mi? Benim bir şikayetim yok. Böyle seyir olması daha iyi. Ne bileyim, sanki bir odan olsa daha da üretken olursun. Yani bence denemeye değer. Gerçi bu evde senin kullanabileceğin bir oda yok ama. Aa, baksana, ne diyeceğim. Ben Amerika'ya yerleşiyorum nasıl olsa. Benim odamı kullanabilirsin. Benim odama yerleş. Yok. Sağ ol Alev. Yani orası senin odan. Olduğu gibi de kalmadı. Hem eninde sonunda döneceksin nasılsa. Ben kendi odamdan memnunum zaten. Zehracığım, benim için yaptıklarından sonra kullanmadığım bir odayı vermişim, ne olur ki? Lütfen kırma beni. Alev, gerçekten gerek yok. Ya oda öyle kalabilir. Sadece pencerenin önüne bir tane masa koyarsın. Hem ışık da görüyor zaten. Hadi Zehra, hadi. Sadece bakmanı istiyorum. Hadi gel bakalım, hadi. Bak, yok dersen söz ısrar etmeyeceğim. Hadi. Alev, gerçekten istemiyorum. Sağ ol. Ay Zehracığım, hadi ama ya. Niye naza çekiyorsun kendini? Hadi gel bakalım. Gerçekten gerek yok. Ya tamam, hadi gel bakalım yine de biz bakalım. Hadi lütfen, hadi bak, kırma beni. Alev, lütfen. Zehracığım, hadi, hadi. Hadi. Geç. Neredesin sen kaç saattir? Veli toplantısı var bugün. Yine unuttun değil mi? O bugün müydü ya? Ya evet, bugündü beyefendi. Acaba ne hatlar karıştırıyorsun? Ya yine başlama Suna ya. Başlamayayım öyle mi? Tamam, tamam, sokak ortasında kavga etmeyelim. Eve geç, benim küçük bir işim var. Tamam, onu halledince geleceğim. Tamam. Gelmezsen kendine başka yer ara. Ne oluyor kardeşim? Oh. Ya ne oluyor be? Şşş. Ne oluyorsun? Bendeki de talih işte. Beton, ne yapıyorsun sen? Kendine gel. Ne? Alyans mı bu? Alyans. Evli misin sen? Yani evliyim galiba. Ya. Sen nasıl kandırırsın beni? Ben sana bunun hesabını sormaz mıyım? Ya biraz abartmıyor musun ya? Altı üstü bir yüzük yani sonuçta. Ay, yüzük diyor. Defol git buradan, gözüm görmesin seni bir daha baba.
Eve bakacaktık. Al, bunu da karına verirsin. Allah'ım ne talihsiz başım var benim ya. Ya alnımda enayi mi yazıyor benim? Herkes beni kandırıyor. Kimseye güvenemeyecek miyim ben? Adam eğilip bağırdı ya. Keşke onun dilini koparsaydım da bir daha kimseyi kandıramasaydım. Ya tabii. Git Beton git. Sen de git. Ben zaten koca dünyada yalnız başıma kalayım. Allah Allah, niye giremiyorum dosyalara? Sistem dosyalarına giremiyorum, bir sorun mu var? Tamam, işleminiz bitince bana haber verin lütfen. Leyla'cığım hiç dosyayı getirme istersen çünkü karşılaştırma yapamayacağım. Virüs taraması yapılıyormuş. Bütün bilgisayarlar kilitlenmiş durumda. Öyle mi? Evet anladım. Olsun. Ben yine de size dosyayı bırakayım. Sonra bakarsınız. Nedir ya? Sizi dinliyorum. Çok geniş çaplı bir araştırma yaptık. Bütün deliller satın alma güdürünü işaret ediyor. Peki emin misiniz? Maalesef evet. Bilgisayarında göreviyle ilgisi olmayan şirket dosyaları mevcut. Ayrıca gönderimde de bulunmuş. Tamam, teşekkürler. Ömer, bilgi işlem çalışmayı tamamlamış. Ya yani sanırım köstebeği bulduk. Kimmiş peki? Satın alma müdürü. Mert, hemen şimdi işine son veriyorsunuz. Hemen. Anladım, nasıl istersen. Alev, teşekkür ederim. Ama senin odan kalsın. Ben bu teklifini kabul edemem. Tamam. Sen bilirsin. Ama istediğin zaman kullanabilirsin. Seni. Zehra odamı görmek istedi de. Neden? Yani? Ben gittikten sonra odamı çalışma odası olarak kullanacakmış. Masasını nereye yerleştireceğine falan baktı. Senin odan mı? Tamam. Sorun yok. Yok da yine de kırıldım. Elimde değil yani. Sonuçta orası benim odam. Yani ben öyle sanıyordum. Neyse ben gideyim de eşyalarımı toplayayım. Ayşe'cim. Canım siteye bakacaktık ya. Ertelesek olur mu? Ben biraz yorgunum da. Hayırdır? Nereden çıktı bu virüs taraması işi?
Satın alma müdürünü işten çıkarıyoruz Nihat. Hayda. Ben virüs taraması işi nereden çıktı diye gelmiştim ama asıl bu nereden çıktı şimdi? Ömer'in talimatı. Ayrıntıları onunla konuşuruz. Peki, tamam. Uzanacağım biraz. Evdeki gergin hava kötü etkiliyor beni. Bütün enerjimi alıyor. Hepsi benim yüzüm. Niye karıştım sanki bahçeye? Bir de tablo. Sadece Müzeyyen Hanım değil ki. Ayşe de çok etkilendi. Ama Ayşe hasta ya bir şey olursa. Neyin var? Neden ağlıyorsun? Ben her şeyi mahvettim. Bunu da nereden çıkardın? Herkesi üzdüm. Hayır. Kimseyi üzdüğün yok. Yani Ayşe'yi görmüyor musun? Nasıl da mutlu senin yanında. Ama Müzeyyen Hanım. Sonra Alev. Alev mi? Ne ilgisi var Alev'le? Amerika'ya gitme konusunda. Müzeyyen Hanım'la konuşmamı istedi benden. O kendi yaşadıklarını anlatamadığı için. Ve ben de konuştum, gitmesini destekledim. Hem o, sonra da Ayşe. Mahvettim, her şeyi mahvettim. Şimdi anlaşıldı. Sağ ol Beton ya. Hazır gibi yetiştim valla. Şimdi anlıyorum Mehtap'ın niye bu kadar ısrar ettiğini. Vallahi Beton sen bulunduğun yerin sigortası gibisin. Gidiyorsun ha. Hakkında hayırlısı olsun. Her şey için sağ ol. Şu düştüğüm durumlara bak ya. İki tane güzel laf söyledi diye inanılır mı hemen? Bir dur bir bak. Bir kimdir, nedir, necidir bir anla değil mi? Ama yok işte. Ben de artık beni sevecek biri çıksın istiyorum. Şöyle doğru düzgün biri olsun istiyorum ya. Çıkana bak. Allah'ım. Elin evli barklı adamı. Yok kardeşim. Kapalıyız görmüyor musun? Ya kapalıyız diyorum. Gidin sokaklarda kalın. Beton. Beton geldin mi? Canım Beton. Bir daha beni bırakma olur mu? Hadi gel sana çay demleyeyim.
geldin be Beton. Beni çağırdın. İşle mi ilgili? Alev, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Hı? Anlamadım. Bugüne kadar yaptığın hataları sırf annemin hatırı için görmezlikten geldim. Ama bu son yaptığın... Ne Ömer, ne? Amerika işini. Zehra istiyormuş gibi yapman... Ne ilgisi var? Ben sadece... Son yaşadıklarımdan sonra burada kalmak istemedim, o kadar. Alev, gitmek istiyorsan gidersin. İstediğin zaman istediğin yere. Ama Zehra'yı bu işe karıştırırsan... Yok öyle bir şey Ömer, yok. Hala... Alev, bu konuyu seninle tartışmayacağım. Hemen şimdi gidip yaptığın hatayı düzelteceksin. Anlamıyorum. Zehra mı söyledi bunu sana? Yoksa arkamdan iş mi çeviriyor? Alev, şansını daha fazla zorlama istersen. Ya şimdi gidip annemle konuşursun ya da... Ya da ne Ömer? Öğrenmek istemeyeceğin kadar ağır sonuçlarına katlanırsın. Ben hiçbir şey yapmadım Ömer. Zehra kendi kafasına göre bu evdeki düzeni değiştirmeye çalıştı. Evdekiler de... Annemle Ayşe'yi kandırdığın gibi beni kandıracağını mı sanıyorsun sen? Şimdi gidip annemle konuşacaksın. Her şeyi anlatacaksın. Zehra'dan da uzak duracaksın. Hemen. Şimdi. Tekrar söylüyorum. Zehra'dan uzak duracaksın. Müdahale etsem mi acaba? Yok. Yok, şimdi olmaz. Alev bir gelsin de. Ama bu sefer konuşacağım Ömer'le. Alev'i gönderecekse ben de giderim. Ah, ne oldu Alev? Ne konuştunuz Ömer'le? Ne oldu, ne dedi Ömer? Hiç. O zaman ne bu hali? Yoksa yine üstüne mi geldiler? Yok. Ben biraz şaşkınım da. Olanları yanlış anlamışım ben teyze. Yanlış mı anladı? Evet. Aslında Zehra'nın beni göndermek gibi bir niyeti yokmuş. Hatta tam tersi. Ben gitmeyeyim diye konuşmuş Ömer'le. Ömer de göndermek istemediği için çağırmış odasına. Yani Zehra, peki bu gitme işi nereden çıktı? İşte benim yanlış anlamam yüzünden. Ben beni istemedikleri gibi bir duyguya kapılınca... Ama öyle değilmiş. Ömer seni göndermek de istemedi. Evet. Her şey benim yanlış anlamam yüzünden. Ömer'i bize karşı da doldurmadı. Öyle. Ah. Boşu boşuna Zehra'nın günahını aldık. Evet teyze, öyle. Ben bir an kendimi dışlanmış gibi hissettim. Alevciğim. Alev, yavrum. Senin yerin benim yanım. Ve bu her zaman böyle olacak. Ama artık sen de hem bu evliliği hem de Zehra'yı kabullenmelisin. Kabullen artık.
yapıyorsun sen? Ben daha fazla kalamam burada. Nasıl? Ne demek kalamam? Ayşe'yi mutsuz ediyorum ben. Hayır. Hayır, yok öyle bir şey. Hem bütün olanlar Alev'in yüzünden. Yani Ayşe'yle bir ilgisi yok. Hatta annemle bile bir ilgisi yok. Nedenlerinin bir önemi yok. Sonuç ortada işte. Ben herkesi üzdüm. En çok da Ayşe'yi. Ya Ayşe'nin üzülmemesi lazım. Sen de biliyorsun bunu. Hayır, hayır, gitmeyeceksin. Hiçbir yere gidemezsin. Yani başka bir şey mi var? Ya tamam o zaman, hiçbir sorun yok. Yani niye bütün bunlar, neden? Ayşe, bugün benimle böylesi daha iyi. Ayşe için. Kalırsam her şey çok daha kötü olacak. Gitme. Ben gitmeni istemiyorum. Ayşe için değil. Çünkü ben seni